Relegate TV ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle videoya girmeden önce geçen hafta neden video çekmediğimizden bahsedeyim. Çünkü Ahmet nişanlanıyor arkadaşlar. Ona öncelikle bir tebrik mesajlarınızı iletmeyi unutmayın. Nişanlandığı için onun zamanıyla benim zamanımız uyuşmadı. O yüzden çekemedik. Af buyurun. Bu hafta başlayacağız. Ahmet nasılsın? Nasıl gidiyor nişan hazırlıkları? İyiyim, yoğun geçiyor. Zaten herkesten de özür dileriz, geçen hafta yapamadık ama bu haftadan itibaren tekrar rayına oturtururuz. Güzel gidiyor, hazırız artık, bekliyoruz takvimi. Peki o zaman biz bu haftanın cumartesi günkü maçlarının ilk tahmine geçelim. Hemen Tamam. Böyle direkt böyle dağılım konuya. Galatasaray Espor vs Papara Sürması. Sen başla Ahmet. Ben Sürması diyorum. Zaten benden artık Allah Galatasaray'ın Allah. Çıkacağını hiç sanmıyorum. Hayır, hiç sanmıyorum. Benden de çıkmaz. Apen geldi biliyorsun, değişiklik yaptılar rulet yerine ama ben hala daha yeterli olduğunu düşünmüyorum ve atılacak adımların daha fazla olması gerektiğine inanıyorum. Supermassive'in o yüzden kazanacağını düşünüyorum maçı. Ya hani ben geçen sefer Galatasaray'a vermiştim. Hani Galatasaray kazanır demiştim. Yani beni hep yanıltmayı başardılar. Hani o kadroyla beni nasıl karşılaştırdılar bilmiyorum. Ama Supermassive'e baktığında, Papara Supermassive'e baktığında hani yenilmesi çok zor duruyor şu an ya. Hani gerçekten Şu an çok iyi oynuyorlar Hakan. evet, hem çok iyi oynuyorlar hem moralleri yüksek. Zaten Armut'ta da röportaj yaptım. Hani GBM inanılmaz bir koç diyor. Takımda her şey güzel diyor. Her şey harika diyor. O yüzden Papara Supermassive'in çok rahat galibiyet alacağını düşünüyorum. Galatasaraylı arkadaşlar hiç alınıp üzülmesinler. O zaman ikimiz de Papara Supermassive dedik. Sıradaki maça geçiyorum Ahmet. Fibronin vs Beşiktaş. Ya bu maça Fibronin demek istiyorum çok fazla ama Beşiktaş'ın performansının yanında Fibronin'inki biraz daha sönük kalıyor. Beşiktaş son zamanlarda bayağı iyi oynuyor. Hatta şu an ligin bence ilk iki takımından biri. Lafını böleceğim, Ben... lafını böleceğim. Ama Fibronin hep böyle decent oynayıp bir yerlerde sıçıyor bu arada bak. Evet, Hani evet, evet. Böyle nasıl yapıyorlar bilmiyorum, bir yerde batırmayı başarıyorlar. Mesela çekemediğimiz hafta, video çekemediğimiz hafta ben yine içimde hani ya bu kazanır, şu kazanır yapıyordum. Ve Fibronin maçına verdim. Hatta şu an hangi maç olduğuna bakacağım. Aurora Fibronin maçında. Aurora kazandı. Ya mesela Yani hani o maçı ilginç. Nasıl kaybettiler? Hani beklemiyordum hiç. Fibronin'in kazanacağını düşünüyordum. Aurora kazandı birden. O yüzden coin flip şu anda. Ama yine söylüyorum. Ya bu maçı ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Performanstan dolayı. Ya bu maç hani çok ortada bir maç. Gerçekten hani şu an Beşiktaş'ın son performansına baktığımda da kim kazanır net bir şey söyleyemiyorum. Ama ben biri kazanacak diyorsam bu hafta Fibronin kazanır diye düşünüyorum bu arada. Ya sen Fibron diyorsun. Evet ama Beşiktaş ilk 4 haftadaki gibi oynarsa, ilk 3 haftadaki gibi oynarsa maçı alıp götürür. Ama geçen hafta yaptıkları hataları yapıp oynamaya devam ederlerse Fibronin için daha rahat bir galibiyet olacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş hata yapmaya başladı mı full hata yapıyor. Ama Evet, durdurulamıyor. Fibronin şey böyle kritik yerlerde yapıyor, anladın mı? Böyle oyunu kazanacakken kazanamıyorlar falan tarzında. Fibron'u ya kazanmak için yapıyor ya da kaybediyor zaten direkt. Hani Evet hiç evet. ortası yok. Aynen öyle. O zaman sen Beşiktaş mı demiştin Ahmet? Evet, ben Beşiktaş dedim. Ben Bu maçı Fibronin Beşiktaş'ın dedim bu olduğunu maça. inanıyorum. Hemen bir fikir ayrılıkları başladı. O zaman Fenerbahçespor Dark Passage. Çok tehlikeli bu maç Ahmet. Senin Bu fikrini maç bekliyorum. kesinlikle bu haftanın bence en tehlikeli maçlarından Bence de biri. öyle. Bir maç daha var ben bakarken gördüm, şimdi birazdan konuşacağız zaten. Ama bu çok çok tehlikeli bir maç. Yani %50, %50, %55, %45 gibi. Ben geçen haftaki Fenerbahçe ise DP'nin kazanacağını düşünüyorum Dark Passage için. Ben de öyle düşünüyorum bu arada. Dark Passage için de ilk iki haftadaki Dark Passage değilse Dark Passage için kazanacağını düşünüyorum. Böyle çok ortada bir yerde benim için bu maç ama ben DP diyorum. Ya bende de şöyle bir durum var mesela. Bakıyorum Blue böyle hani 1v9 atma potansiyeli olan bir adam. Sakre istediği performansı veremiyor ama hani oynuyor yine. Alt koridora bakıyorsun Hori Phoenix Japone. Her an alt koridorda delik açabilirler ya da uyum sağlayamayıp koridoru kaybedebilirler. Hani çok dengesizler yani şu an. Hani delik de açabilirler, kaybedebilirler. Böyle hani Fenerbahçe lead'i alırsa direkt kazanacakmış gibi, anladın mı? Hani direkt kapatabilecekmiş gibi ama Dark Passage böyle agresif genç çocuklar, paramparça ediyorlar, öne geçtiler mi hiçbir şeyden korkmuyorlar. Zaten Dark Passage'ın ses 1-2'lerini izledim mi hiç bilmiyorum. Absolute'un konuştuğu maçları
Dark Pass'ı çok kolay kazanıyor bu arada. Bir maçta konuşmamış çok fazla. O maçı kaybetmişler. Ben bu maça her ne kadar DP'den yana olsam da Fenerbahçe'nin bu hafta daha iyi oynayacağını düşünüyorum Ahmet. O kadar Konuştun, DP'yi övün konuştun. DP'yi Fenerbahçe'yi. anlattın, anlattın. Fenerbahçe dedin. Güzel. Bakalım. Ben de DP dedim bu maça. Hatelemesinler, hatelemesinler. Yok yok, onunla alakası yok arkadaşlar, biliyorsunuz biz açık görüşlerimizi söylüyoruz direkt. Evet. Sen Diğer de maça DP dedin. geçelim mi? Ben de DP Geç. dedim buna. Geçelim. Sıradaki maç Galacticos vs Team Aurora Ahmet. İstiyorsan ben konuşayım, istiyorsan sen konuş önce. Yani geçen hafta yaşanan birkaç olay vardı zaten Twitter'dan, sosyal medyadan takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. Aurora'nın içinde oynamak istemeyen oyuncular vardı. Onların yerine başka oyuncular geldi. Şimdi onlarla oynayacaklar galiba. Ki geçen hafta da onlarla oynadılar değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yoksa bu Valla hafta içinde geçe mi bu oldu? hafta, bu Bu hafta. hafta oldu. Şimdi bu hafta Evet. göreceğiz onları. Okey. Aha. Şu an günlerim tamamen karıştı benim. Ben yani kesinlikle bu maçı Galacticos'un alacağını düşünüyorum. Hani hiç böyle %90'a %10 falandır herhalde benim istatistiğimde. Çünkü Galacticos'un performansını çok beğeniyorum. Aurora şu anda zor bir süreçten geçiyor ve daha ne kadar birbirlerine alışmışlardır. Görmek lazım, izleyip Zaten görmek ligin lazım. ortasına geldik Ahmet, yani öyle bir Evet. durum da var. Ya benim fikrime bakacağız, sadece şu maça bakabiliriz abi. Çok güçlü bir Papara Supremacy'ye karşı Luger'dir, diğer oyuncular kimse bireysel olarak outclass olmayıp maçı geride olmalarına rağmen inanılmaz bir süre tutmayı başardılar. Ki Luger 7'ye 3, 8'e 3 falan oynamıştı maçta. Yani bundan bakarak bile Aurora'dan çok 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 güçlü bir takım olduklarını görebiliyoruz. O yüzden ben de Galacticos diyorum. Benim de %90'a %10, hani %90'a %10 biraz yüksek bir rakam, hani belli olmaz, 2 kill alırlar, değişir her şey, anladın mı? Bence %75'e %25 bir oran, ki o da çok yüksek yani, hani çok çok yüksek bir oran. Ben de Galacticos dedim o zaman, ikimiz de Galacticos demiş olduk. Son maça gelecek olursak, cumartesi gününün son maçı Royal Youth vs FastPay Wildcats Ahmet. Royal'daki oyuncular oynuyorlar. Gerçekten hani istekli bir şekilde Evet oynuyorlar evet ve hoşuma kesinlikle. gidiyor aslında maçlarını izlemek. Ama bu maçı ben Wildcats'in alacağını düşünüyorum. Bu şöyle hani Royal'a baktığımda kadrosu daha yeni, daha potansiyel oyuncular var evet ama takım olarak bir takım değil gibiler şu anda. Koridorları kazanabiliyorlar, kaybedebiliyorlar ama hani takım olarak bir şey yapmıyorlar. Wildcats'a baktığında takım olarak hareket etmeyi en azından Royal'a göre daha iyi yapabiliyorlar. O yüzden Wildcats diyorum. Yoksa geçen haftaki performansı bence birazcık şaşırttı Wildcats'in. O ilk hani domine eden performansını ben çok göremedim Wildcats'te. Bu maçı sırf bu yüzden Wildcats'in alacağını düşünüyorum. Ya Takım olabileceklerine inandığım için. ben de Wildcats'in hani bireysel olarak iyi oynadıklarını düşünüyorum. Royal Youth'taki çocuklar çok, hani şu an anlayabiliyorsun yani, görebiliyorsun dışarıdan, saldırabiliyorlar yani, hani saldırmak istediklerini, ama bir koordineli saldırma durumu yok yani, hani ne yaptığını bilen bir saldırganlık değil bu, benim Snowflower'a karşı oynamam gibi bir durum var şu an, hani saldırıyorlar ama hani bilinçsiz saldırı, anladın mı? Yarınım yokmuş gibi Aynen. saldırıyorum Öyle diyorsun. bir söz vardı. Kontrolsüz güç güç değildir diye. O yüzden Royal Youth kontrol etmeyi başardığında Ben amca Wildcats... mı demişti onu ya? He? Büyük güç, büyük sorumluluk yeri. O Ben amcaydı. O farklı bir tane O Spider-Man. çok Tamam. farklı. O çok farklı. Ben baktığımda Wildcats'in kazanacağını düşünüyorum. Ama Royal Youth umarım bizi şaşırtır. Çünkü çok heyecanlı ve çok güzel bir lig olur. Ama ben yüksek ihtimalle Wildcats'in kazanacağını düşünüyorum. O zaman böylelikle ilk günün maçlarını bitirmiş olduk Ahmet. İkinci gün. İkinci gün. İkinci günün, pazar gününün ilk karşılaşması Team Aurora vs Dark Passage. Sen de Ahmet. Ben Dark Passage diyorum. Zaten şöyle ilk günü ayrıntılı bir şekilde anlattık. Şu anda da aslında onun üzerine söylediğimiz konuları alıp bu takım böyle olduğu için deme modeline geldik. Az önce bahsettiğim Aurora yeni kurulduğundan dolayı Dark Passage. Zaten az önce de bahsettiğim gibi Dark Passage'ın iyi bir takım olduğunu düşündüğüm için Dark Passage. Ya hani İlk gün, hayır harbiden ilk günkü şeylerin hepsi geçerli. Evet. Hani şu anki duruma baktığında Dark Passage demezsem kendim üzülürüm yani. Ama böyle ikili oynuyorum bak. Umarım Aurora'da kazanır Ama da renkli bir lig olur falan. Anladın mı? Hani ben Doğan abi sizi laf tutuyorum atmasın diyecek falan. birazdan. Doğan abi kızmasın. Ama Dark Passage'ın yani kazanacağından eminim gibi bir şey. Dark Passage dedik o zaman ikimiz de Ahmet. Evet. Sıradaki maça geçiyorum. Ve ikinci maç.
Bu tehlikeli maçlardan biri bak. Bu da tehlikeli, evet. Fajrunin vs Galatasaray Espor. Ben İki Fajrunin diyorum. takım da hani şey böyle, hani Galatasaray biraz daha abartı ama hani iki takım da çok sağlam kritik hatalar yapıyorlar. Hani çok sağlam kararlar almak var yani, bir de çok sağlam kötü oynamak, kötü kararlar almak var. İki takım da bunu yapabiliyor. O yüzden en az kötü karar alanın kazanacağını düşünüyorum bu maçta. Hani koridorları Evet. falan geçtim. Çünkü Galatasaray zaten bireysel oyununu, bireysel üstünlüğünü haritaya yansıtabilen bir takım değil şu an, ki gösteremediler de zaten. Çok tehlikeli bir maç. Ben Galatasaray Espor diyorum Ahmet bugün için. Ben Five Run diyorum. Çünkü Galatasaray beni şaşırtana kadar Galatasaray'ın maç Evet, öyle bir kazanabileceğini sözümüz düşünmüyorum. vardı. Evet, ben o yüzden hala aynı sözün arkasındayım. Şaşırmadım. Geçen haftaki performans bence hala da bir şeylerin değiştiğini göstermiyor. O yüzden ben Five Run diyorum. Five Rooney'nin daha az hata yapıp kazanacağını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim ben de. O zaman sıradaki maça geçiyoruz. Papara Supermassive vs Royal Youth. Geçen senenin TBF şampiyonları. Evet. Niye gülümsedin? Yani sonrasındaki durumu düşündüm bir anda. Hani neler oldu, ne o aradaki süreç vesaire. Berk abiyi arıyorum şimdi. Bir anda o aklıma geldi. Ya şu an hani Papara Supermassive vs Royal Youth maçına çok fazla diyecek bir şey yok. Hani acemi çocuklar, yeni lig heyecanı. Karşısında Ve son Zeytnot, dansını yapan. hani son dansını yapan Zeytnot, Snowflower, Kakaolar, Armutlar, Bolular. Yani ben %97'lik bir oranla Papara Supermassive kazanır Çok diyorum yüksek Ahmet. olmadı mı diyeceğim. Ya benim de öyle ama hani neredeyse %100 Ya diyebilirim şey gibi maça. geliyor, hani Royal early'de oyunun erken safhasında 15-0 falan. evet yapsa bile oyunu kapatamayacakmış gibi Evet. geliyor hani Bir şekilde Supermassive. Turtle. Evet, Aynen. Snowflower yandan hook atıp bir şeyler yapıp o siege'leri durdurur, maç uzar, Supermassive kazanır gibi geliyor. O zaman ikimiz de Supermassive dedik Ahmet. Topluyorum. Bence bu haftanın en iyi maçı bu Heh. arada. İşte Bu bak, haftanın en iyi söylediğim o maçı. ikinci maç buydu. İlk gün değil, ikinci günün en iyi maçı bu ve bence kesinlikle bilinmeyecek maçlardan biri. Evet, Yani mümkün değil. direkt zar atman lazım, hani ne gelirse diyerek atıp öyle bir maç bu. Çünkü iki tarafta çok eşit geliyor. İki tarafta çok iyi oyun oynuyor. Yani birbirlerine bence tam olarak, hatta birbirleriyle oynamaları Dur gereken ama bir maç. kimden bahsettiğimizi söyleyeyim. Beşiktaş Evet. vs Galacticos arkadaşlar, Galacticos. bu arada bahsettiğimiz maç. Bu haftanın en iyi karşılaşması bence. En Bence çekişmeli izlemesi de geçecek çok maçı. keyifli olacak. Bence de çok keyifli olacak. Hatta düşününce hani böyle Beşiktaş geçen hafta yaptığı hataları yapmazsa, ki zaten Galacticos böyle decent falan oynuyor. Şey böyle hani çok üst düzey bir maç izletecekler bize. Keyifli izleyeceğiz ama ben hani gerçekten kazanan birini söylemek için böyle hani söylemek istiyorum ama çok zorlanıyorum. Ben yazı turamı atıyorum abi, bir saniye. Dur, yazı tura bozuk para verin bana. yazı Beşiktaş, tura Galacticos olsun. Ama ben kimin kazanacağını düşünüyorum biliyor musun? Bugün Luana buradaydı. Çok iyi oynuyoruz, çok iyiyiz diye ben de misafir oldu. Çok iyi oynuyoruz diye böyle gazlı gazlı konuşuyordu. Ben o yüzden Galacticos diyorum. O Belki yüzden Beşiktaş... Beşiktaş diyorum diyeceğim diye korktum. Hayır, belki hani Beşiktaşlı bir kardeşimiz olsaydı burada oturup konuşsaydık belki ona derdim. O yüzden Galacticos diyorum Ahmet. Ben Beşiktaş diyorum bu maça. Neden? Nedeni şöyle, Nova Kronu'nun ben bu maçta çok etkili olacağını düşünüyorum. Özellikle bu maçta Allah çok Allah, etkili orta olacağını koridora mı düşünüyorum. geçmiş? Nova Kronu'nun gerçekten farklı bir oyun tarzını bize göstereceğine inanıyorum. Yani Choget, Ornn'dan ziyade. Aynı zamanda bir de şunadan dolayı aslında, hani Nova Kronu'dan ziyade. Bu maça etkisini vuracak şeyin draft olduğunu düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın yaptığı seçimlerin genelde hep böyle out of meta olduğunu görüyoruz ya, ya da hani hiç kimsenin tahmin edemeyeceği şekilde bir draft yapıyorlar. Galacticos'un daha böyle tahmin edilebilir bir draft yaptığını görüyorum. Ama Beşiktaş'ın drafttan oyunu kazanabileceğine inanıyorum. Yine söylüyorum, bu maç çok ortada. Hani kimin kazanacağını kesinlikle bu kazanır diyemiyorum. Ama ben burada artı olarak drafttan Beşiktaş'ın üstün çıkabileceğini ve oyunu kazanabileceğini düşünüyorum. Ahmet, ben senin dediğine katılmıyorum abi. İki üst düzey takım kapışıyorsa draft çok önemli. Ama Türkiye'de o kadar da önemli değil abi.
Bu hafta da draft konuşuyorum. Geçen haftalarda mental diyordum. Abi Şimdi de draft hani diyorum. Türkiye'de o kadar da önemli değil gibi geliyor bana. Çünkü hani Beşiktaş bu arada ligde en iyi 1-3-1 yapan takım bu arada. Net yani. Hani açık ara 1-3-1'dir. Harita hakimiyettir. Öne geçince yaptıkları hareketler en iyiler. Ama Galacticos'un bireysel olarak böyle Luger'in falan şu an çok üst düzey oynadığını düşünüyorum. Heyecana kapılıp şey hatta röportajlara gelmiyor çocuk yani öyle düşün. Şey diyor playoff'ta gelirim abi diyor bana. Ben de tamam kardeşim dedim hani sen iyi oynayacaksan kafan rahat olacaksa ne zaman istiyorsan o zaman gel dedim. Riskli bir Şöyle bak maç. onu altını çizeyim tekrardan. Draft evet %100 oyunu kazandırmaz size. Hatta hiçbir draft böyle tamam abi outdraft olduk oyunu kaybettik diye bir şey yok. Ama draft çok az bir etkisi olabilir. Ve bu maçta da zaten öyle çok az etkilerle avantajlarla kazanabilecek bir maç. İki taraf için de. Yani nasıl mesela az önce Favre'nin Galatasaray maçına daha az hata yapan kazanır diyorsak. Burada da daha fazla artı yapan kazanır. Çünkü Peki iki lafını taraf da eşit. bölüyorum. Novo Krona yaptırdığı draftı, doktorla birlikte yaptırdığı draftı güzelce oynatır mı diyorsun yani? Çalıştırmıştır, oynatır diyorsun sen yani. Hani o Nova. yüzden. Koç Nova diyorsun değil mi? Nova Krono oyuncu çünkü. Pardon, Koç Nova diyorum. Pardon. Allah Allah. Yani Ya bence 24 saattir uyumuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. hayır şöyle bir şey var. Yani koç oyunu oynatır oynatmaz onu bilemiyorum. Ama yaptıkları seçimler genelde tahmin edilemeyecek seçimler olduğundan dolayı. Ya Galacticos belki Ahmet buna hazır nesiz olmaz tahmin diyorum. edilemez. Ek kalıp duruyorlar 4 Çok haftadır eti yani. beklemiyorsun ama yani çok et almasını beklemiyorsun. Ornn açık mesela hadi tamam madem tank oynamak istiyoruz tapta. Ornn alırsın ya da Maokai'yi alırsın. Evet. Hani çok eti beklemiyorsun. O Ondan konuda bahsediyorum. Ya da haklısın. mesela geçen sezonlarda mid lane'sini yapmışlardı hatırlıyorsan. Ama o Beşiktaş. trolldü biraz ya. Troll veya değil mesela hatta onu açıklamasını da yaptılar sonra. Hani biz onu troll değil AD bir mid karaktere ihtiyacımız vardı ve burst bir karakterdi diye açıklamasını yaptılar. Hani bu Her çok açıklama konuşuldu. yaptığı şeyin troll bence yani. Hani Tamam. O bence onun gözünde yanlışlıkla belki troll tıkladılar. Beşiktaş olabilir. komitesinden linç yememek için biz Tamam olabilir bilmiyorum. burstle AD Allah Allah. Ya ben bilmiyorum boş ver Orta ben koridor Beşiktaş diyorum. kısacık koridor Q tutursan kule altına gidiyorsun zaten karşı orta koridora karşı. Neyse bu konuyu daha fazla uzatmayayım. Sen Bu Beşiktaş'tın çok ben tehlikeli oldu. Galatasaray'ın. Evet ben Beşiktaş'ım. Tamam bu karşılaşma böyleydi. Güzel bir maç daha var. Bu haftanın son maçı. Fesbey Valkes vs 1907 Fenerbahçe Espor. Ahmet sendeyiz. Ben Fenerbahçe diyorum. Bu maçı Fenerbahçe kazanır diyorum. Ya ben de hani ilk hafta hatırlıyorsan bu maça, bu karşılaşmaya tekrardan geldi. Ben Ben Valkes Fenerbahçe demiştim. dedim. Evet, sen Sen Valkes demiştin. hepinizi ters köşe yapmıştım. Tek bilen bendim hatta. Lole Spor'da da kimse bilememişti. Muhtemelen yine herkes Fenerbahçe diyecek. Ama ben Fenerbahçe taraftarlarına üzülerek söylüyorum ki bu maçı Valtkes kazanacak bence. Çünkü Valtkes'in oyun tarzı Fenerbahçe'ye çok ders düşüyor gibi geliyor bana. Hani çocuklar Blue'yu oynatmıyorlar mesela. Şey yapıyor. Serin zaten farmda geri düşen bir oyuncu değil. Farmını yapıyor. Dive setup'larında dive'a koşuyor. Blue ile vs trade'e girmiyor. Takılıyorlar yani. Hani çok ters düşüyormuş gibi geliyor bana oyun tarzları. O yüzden Valtkes diyorum ben Ahmet. Sen de Ben Fenerbahçe dedin. Fenerbahçe diyorum. Abi o zaman bu haftanın tahminleri bitti gibi. Ve Güzel güzel bir maçlar var. çok güzel maçlar var. Hepiniz oturun izleyin. Yani hani ben çok eğleneceğimi düşünüyorum izlerken kendi açımdan. Ha bu arada Ahmet nişanlanıyor arkadaşlar. Geçen hafta o yüzden çekememiştik. Tekrardan hatırlatayım. Videonun başında ve sonunda Evet evet anlatıyoruz çünkü. tekrardan hatırlatayım. Sonunu görebilecek arkadaşlar için. Öyle kardeşim mutluluklar diliyoruz sana. Buraya Teşekkür kadar ederim. gelip izleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ahmet. Kanala abone olmayı unutmayın. Sen ne PR'cı. Beğenin Bizi bari. Twitter'dan, Instagram'dan takip etmeyi Aynen öyle unutmayın. aşağıda zaten var. Çok teşekkür Kendinize iyi ediyoruz. bakın. Kendinize iyi bakın.